İstanbul'a geldiniz memleketinizden? Çalışmaya geldim. Yani. Çalışmak için geldiniz. Arpayı bulmaya geldim. Neden özellikle ne İstanbul yani? Beyefendi? Efendim? Neden biz de konu hakkında İstanbul bir şey söyleyebilir miyiz kardeş? Siz söyleyemezsiniz, evet. Neden özellikle İstanbul? Yani arkadaşın televizyona çıkma hakkı olduğu kadar bizim de çıkma hakkımız var. Beyefendi konuşamıyor ki. Bırakın biraz konuşsun. Evet, işte, biz çalışmaya geldik. Biz de iki kelime konuşabilir miyiz? Neden özellikle İstanbul? Verir misin abi? Lütfen. Neden özellikle İstanbul'da? Haber programı mı kardeş? Evet, evet haber programı. Habere yetişeceğiz eğer hangi kanal, verirsiniz. Hangi kanal? 7. Biz de bir iki bir şey söyleyelim mi şu konu hakkında? Ne yapıyorsunuz beyefendi ya? Lütfen rahatsız etmeyin. O İstanbul'a geldiğimi sormayın. Doğduğunuzda pişman mısınız deseniz daha iyi olur bence yani. Samsunluydunuz değil mi? Samsunluyuz ha. Biz de pişman oldum artık hiçbir şey istemiyorum. Memleketime dönmek istiyorum diyor musunuz? Bu memleketten gitmek istiyorum. Nereye? Geldi Arpa'yı. İstediği yere. Bir saniye abi ya. Bir saniye beyefendi lütfen. Ne yapıyorsunuz ya? Beyefendi çekimdeyiz, yapmayın lütfen. Bir saniye abi. Siz de vermeyin mikrofonu, bana doğru dönün. Vermiyorum. Vermiyorum. Lütfen. Peki İstanbul, neden özellikle İstanbul? Yani her şeyinden memnun kaldınız. Bu çevresi, insanları, kalabalığı, trafiği var. Bunları göz önüne alarak geliyorsunuz İstanbul'a. Gelmeden önce bunları biliyor muydunuz? Biliyorduk. Biliyordunuz. Bile bile geldik. Bile bile geldik. Hı-hı. Bile bile de... Şimdi ne düşünüyorsunuz peki? Ne düşüneceğim hanımefendi? İşte gördüğün gibi... Yani bize düşünün ses gitmiyor. Bize düşünmen payı bırakmadılar ki. Düşünüyorsun evet. Ki aga ne düşünüyorsun? Ya abiciğim bir saniye. Lütfen beyefendi. Bir saniye abiciğim. Aldım mikrofonu gördün mü? Şimdi buna beni şöyle yaptı öyle mi? Ne olmaz mı? Olabilir. Ne olmasın? Allah. Adamın de doğru diyor vallahi billahi Allah falan bir şaşmış ya. Beyefendi. Doğru diyor ya. Peki neden İstanbul'a iş için geldiniz? Evet. Şu an İstanbul'dan işte duyduğunuz rahatsızlıklar nelerdir? Trafik, işte belediyeden şikayetleriniz, şunlar neler şimdi, var? Şimdi hanımefendi onu bizden benden daha iyi siz bilirsiniz. Tiyatralı siz geziyorsunuz. Bir saniye abiciğim ya. Biraz lütfen hareketsiz kalın, ciddi olun ve bana cevap verin lütfen beyefendi. Görüyorsun. Habere yetişeceğim beyefendi ya, aldın lütfen. Aldın mikrofonu önüne bırakmıyorsun be. Şunu tutar mısın? Ya ne tutayım ben seni? Ver mikrofonu bana. Şunu tut. Ver mikrofonu bana. Ya ben şimdi çalışmaya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bayağı yapacağım. Ne olmuş? Gerek. Hani iş yoktu. Avantayı gelmişsin, kapacaksın değil mi? Bedava gidiyorum ama. Onu da kaptım. Verme. Ben diyorum. Al bakalım. Bana dönün beyefendi, bana dönün. Biz beden rahatsızlığı mı soruyorsun yoksa? Yok, İstanbul'da gidiyorum. Ben İstanbul'da içerisinde nelerin değişmesini istersiniz beyefendi. Al bakalım bana bir dur. Evet. Neyse, bak, ben bu kolumu sıvadım. Bu kolumu da sıvarsan kaşmayı yararsın. Öyle mi? Bir saniye abi. Biz de konuşalım ki abi. İki kelime konuşacağım. Konsantre mi bulacaksın be kardeşim ya? Ne konsantresi be abiciğim ya? Allah Allah. Ne? Bana sorusun. Senin üstünde aynı kelimeyi söylüyorsun. Aynı kelimeyi soruyor. Evet. Ben de cevap veriyorum. Anlat İstanbul'u. Bak İstanbul. Ne konuştun? Bir dakika. Biz de anlatalım bir kelime. İstanbul'da kaldık. Anlat. Daha hadi bakalım geçemedik henüz evet. Tarafa. Neye geçemedin ya? Aldın evet, mikrofonu. Söyle kardeşim. Evet. Sürüsünün bir televizyon çıktı bırak dur. Ver abicim şimdi gidecek abicim. Onu benden alamazsın. Mikrofonu bırakmayın hayır. Yok vermiyorum zaten. Mikrofonu bırakmayın. Evet. 404'den. Bunu söylüyordunuz. Evet. Neden İstanbul'a siz geldiniz? Neden bu tarafa özellikle göçler oluyor? Bunlardan bahsediyordunuz. Vallahi kardeşim. İstanbul bizim için ekmek teknesiydi ama şimdi olmadı ekmek teknesi. Taşlı toprağı altın dedik ama. Evet, herkes İstanbul'da. Altın. Alamazsın. Paketi bırak bana. Hatta konuş. Senden alacak. Hatta birçok Türk filminde de işte İstanbul'un taşlı toprağı altındır evet, derler. Evet. İşte oradaki insanlar bu tarafa doğru göç ederler. Evet. Ama geldiklerinde öyle de olmadığını görürler. Tamam. Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü siz de İstanbul'a göç etmiş birisiniz. Evet. İstanbul'a geç ettik ama geç ettiğimizde de pişman olduk. Evet. Kendi memleketimizde doğduk ama doğduğumuz... Kendi memleketimizde konuştuk. Konuşun beyefendi, siz devam edin. Alın mikrofonu. Mikrofon bende. Evet, şöyle dönün artık. Ağız olan konuşuyor, ben de konuşacağım. Biz de konuşacağız. Konuşamazsınız. Niye konuşamam ya? Allah Allah. Mikrofonu alıp gidiyor. Buyur kardeşim. Devam edin. Evet, siz de İstanbul'a göç etmiş biri olarak ne düşünüyorsunuz? Vallahi insan göç ettiğinde de pişman oluyor, doğduğuna da pişman oluyor, yaşadığına da pişman oluyor. Sadece iş imkanı için mi İstanbul'a geldiniz? Peki düşünmüyor musunuz? Yani İstanbul'un birçok gezilecek yeri var, birçok imkanı var. Orada dur işte bak. Aman tamam. Konuş durma. İyi yere tezgah açtık. Bırak abi. Şimdi... Bir saniye. Şimdi asgari ücretle İstanbul'u... Beyefendi lütfen siz karışmayın. Asgari ücretle İstanbul'da...
Gezilecek yerleri gezmek bir tarafa dursun. Evet. Karnımızı bile dahi doyuramayız bir. Evet. İkincisi böyle abilerimiz olduğu sürece biz konuşamayız. Üç. Biz de kapacağız. Bu rütükü de geçti, rütükü. Bu rütükü de geçti, ver misin ya? Abi şey yok, bir şey yok. Konuşturmuyorum ben seni. Niye? Sivaslı. Evet. Aldın bir köprü bırakmıyorsun aga. Şimdi bir yoksun. Ya, devam edin zaten. Anlatın, devam edin. Şimdi bir şey sorabilir miyim? Yok. Tamam, çok kısa bir şey sorayım. Zaten bir ne anlatıyorsun? Anlat. Abi iki saatte ben anlatıyorum da bir dakika bırak da biraz da anlatalım bana. Ama hiç izin vermediniz ki. Ne anlatıyorsun? Hepsi tıraş, haybe. Tıraş? Daha tıraş olmadım. Tıraş olmadım ben daha. Anlat bakalım. Hiç izin vermediniz ki. Vallahi vermedi ya. Cevap veremedi beyefendi. Hayret bir şey arkadaş. Az bir 5 dakika bekle de bir konuşalım bundan sonra bak. Evet. Dudaklarım kurudu vallahi. Bir sol seçilirdi şimdi. Evet. Şimdi biz bu asgari ücretle burada yaşamak zorundayız. Kiralayacağız. Çocuk okutacağız. Evet. Gül gibi çocuklarımız var. Okula gidiyorlar. Okuldan geri geliyorlar. Şunu al baba, bunu al baba. Ya baba mikrofonu sen de alma be baba ya. Allah Allah. Ondan sonra kalkacağız. Sultanahmet'te gezmeye gideceğiz, gezemezsin. Yol parası dünyanın parası. Efendime söyleyeyim. Evet. Müzeleri gezeceksin, dünyanın parası. Bizim tarihimizi bizden daha iyi. Bizden daha iyi yurt dışındaki turistler biliyorlar. Evet. Ayakları bırak. İşim var mı? Sen de konuş. Beyefendi yavaş lütfen, ne yapıyorsunuz lütfen? Evet. Evet, devam edin. 5 dakika bir dur. 5 dakika bak. Lütfen izin verin beyefendi, lütfen izin verin. 5 dakika izin ver. Ondan sonra mikrofon senin devam olacak. Devam edin, anlatın çünkü habere yetişeceğim beyefendi. Tamam, sorun şimdi. De ne anlatayım? Evet, İstanbul'dan Türkiye'nin siyasi durumu batmıştır. Ekonomik durum en alta düşmüştür. İstanbul'a gelirken ne umutlarla geldiniz? Evliydiniz değil mi İstanbul'a gelirken? Eşinizle beraber geldiniz. Mikrofonla. Vermiyorum. Beyefendi ne umutlarla geldiniz? Biz de çek televizyon çek. Biz de çek kardeşim. Vermiyorum. Ne? Bırak söylemem. Beyefendi İstanbul'a gelirken ne umutlarla geldiniz? İzin vermeyin ama siz de. Vermiyorum ki. Bakar mısınız ya? Mikrofonu kıracak. Şakması bozuldu. Şakması bozuldu. Şimdi İstanbul'a çalışmaya geldik. Ailemizle birlikte. Tamam abi, nereye istersen geçeriz. Ha böyle ha. Şunu da şöyle alın bir zahmet ya. Konuşalım evet, ha. İçine bir döksündü. Şurun şurun. Evet, ne umutlarla gelmiştiniz? Neler vallahi düşündünüz İstanbul'a? Fakirin yeni hayat şartları, yeni bir hayat ne düşündünüz? Fakirin ekmeği umuttur diye evet çıktık, yola geldik. Ama yapmayın beyefendi lütfen. Beyefendi bakın vallahi lütfen, sizden rica ediyorum beyefendi. Habere yetişeceğim lütfen. Rica ediyorum. Merhaba. 5 dakika dur. Tamam. Evet. Şimdi umutlarla geldik, hayallerle geldik. Ama yaklaşık 10 senede ben kötü zamanda gelmişim. Evet. 10 seneden beri umutlarımızı, hayallerimizi kuramıyoruz. Çünkü hayal kurmaya dahi bunlar vergi alıyorlar. Evet. Bak. Lütfen beyefendi. Yavaş ben yavaş sigortan atmaya başladı bak. Atıyor yani ha. Beyefendi bak ben bunun hiçbirine. Avrupa'nın bir işçisi geliyor Türkiye'de senelik iznini geçiyor. Senelik izinde geziyor. Parayı harcıyor gidiyor. Evet. Biz burada kendi memleketimizde, kendi tarihimizi öğrenmek için para bulup da Topkapı Sarayı'na gidemiyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Abi, biz nereye gidiyoruz? İnşallah bir gün Ali Ankara'ya binip gideceğiz öbür tarafa. Ne yapayım be abi ya? Ne yapayım be abi ya? Allah Allah. Sonra cevap veriyoruz. Gidiyorum ben. Allah Allah. Biz de bunu konuşmasın diyor. Kameramızı böyle sallar, kamera şakası. Yok. Kameramızı böyle sallar, kamera şakası. Kamera şakası.